Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzeller güzeli barış kızlarımla açılış yaptım. Bu videomuzda bu güzel kızlarımızın yaprak bakımını yapacağız. Yaprakları sağlıklı olması için, bol bol güzel yine çiçek açması için sizlerle birlikte bir karışım hazırlayacağız. Karışımımız bol vitaminli, bol mineralli, bol antioksiden özelliği var çeklerimizin yapraklarının koyu, sağlıklı, parlak olmasına yardımcı oluyor. Çeklerinizin sağlıklı büyümesi için arkadaşlar barış çeklerinizin bakımlı güzel yapmanız gerekiyor. Konumunu güzel ayarlamanız gerekiyor ve barış çeklerinizin en istediği şeylerden biri saksının küçük olması. Barış çiçeklerinizin sağlıklı büyümesini istiyorsunuzsa ilk önce, ilk önce diyorum bakın saksısına dikkat edeceksiniz. Saksıyı ne kadar küçük tutacaksınız çiçeğiniz de o kadar sağlıklı büyüyecek. Bu içerisinde görmüş olduğumuz köklerin hepsi iyice birbirine sıkışması gerekiyor ki çiçeklerimiz de bu şekilde kocaman olsun, sağlıklı olsun arkadaşlar. Barış çiçekleri küçük saksıyı sever, nemli bir ortamı sever. Çiçeklerimizin bu şekilde yapraklarının koyu, sağlıklı, parlak olması için de nemli, güzel ayarlayacağız. Yaprak ucuları eğer yanıyorsa da, kararıp çürüyorsa da çiçeklerinizin, çiçeklerinizin ya saksısı büyüktü, ya toprağı güzel değil, ya da nemli, güzel ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar. Yapraklarına gün sayın ne kadar su püskürteceksiniz, çiçekleriniz de o kadar sağlıklı olacak. Bakın görüyorsunuz diğer yaprakları da sağlıklı. Bu çiçeklerinizin yapraklarının güzelce yıkanması gerekiyor. Güzelce ıslanması gerekiyor. Bu çiçekler kış aylarında, yaz aylarında özellikle daha çok nemli tutacağız. Kış aylarında haftada 3 kere 4 kere yapraklarına su püskürtsek yeterli oluyor. Yaz aylarında arkadaşlar her gün günde 2 defa 3 defa yapraklarına su püskürtmemiz gerekiyor. Eğer saksısı düse çiçekleriniz sağlıklı büyümüyorsa da yapraklarına su püskürdün. Bakın bunu da göstereyim. Ben sizlerle birlikte budama yapmıştım. Bakın buradan bir tane yine çiçek gelmeye başladı. Tomurcuğu çıkıyor. Buradan da bir tane tomurcuk geliyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz dalı iyice kalınlaştı. Bunu da göstereyim. Bakın buradan da geliyor. Şimdi diğer tarafından çekeyim göstereyim. Bakın görüyorsunuz bu şekilde beyazlaştığında kalınlaştığında yeniden çiçek açmaya başlıyor. Ben sizlere çeşit çeşit çiçek açtıran kürler tarifi vermiştim, doğal olarak vermiştim. Birçok da kürlerimizin içerisine karışım yapıyoruz. Hem kalsiyum, hem potasyum, hem fosforu bir arada yapıyoruz ki çiçeklerimiz hem sağlıklı büyüsün, hem bu şekilde yapraklar çıkarmış olsun, hem de güzel çiçek açsın arkadaşlar hem çiçek açtıran mineralini veriyoruz hem yapraklarını sağlıklı büyüyen mineralini veriyoruz. Bakın buradan bir tane de tomurcuk geldi. Çiçeğe benzer bir şeydi. Buradan da bir tane yaprak geldi. Budadıktan sonra bu üç tane çiçeklerini de budamam gerekiyor. Bugün yaprak bakımını, kök bakımını yapacağız. Daha sonra budamasını yaparım arkadaşlar. Bakın bunu da göstereyim. Düştü çiçeğim çatladı. Bakın buradan yaprak çatladı. O yüzden sararmaya başlamıştı. Bugün de yaprağını besleyeceğiz ki çiçeklerimiz daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsun. Evet, şimdi sizlerle birlikte keçelim kürümüzü. Kürümüz bol mineralli, bol vitaminli, bol antioksidan özelliği olan bir karışım hazırlayacağız. Bu bir tane yumurta beyazı arkadaşlar. Eğer salon bitkilerinizi ev ortamında olan çiçeklerinize Kür yap, yumurta kürü veriyorsunuzsa da yumurtanın sarısını katmayın. Açık havada olan bitkilerinize yumurtanın sarısını katabilirsiniz. Bakın burada da bir diş rendeden geçirdiğim sarımsak var. Sarımsağın içerisinde vitamin olarak bol bol vitamin var, çok zengindi. antioksiden özelliğinden çok zengindi. Yumurta beyazında da bolcasına kalsiyum var arkadaşlar. Kalsiyum da çiçeklerinizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyor çiçeklerinizin yapraklarının sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Bugün bu hazırlamış olduğumuz kürü biz hem çiçeklerimizin köklerinden besleyeceğiz hem yapraklarından besleyeceğiz. Barış çiçeğinin özellikle hem normal süt püskürteceksiniz 10 gün aralığıyla da yapraklarından besleyeceksiniz ki vitaminli yapmış olduğunuz vitaminli körlerle çiçekleriniz daha da güzelleşsin. Daha da sağlıklı büyüsün. Burada da bir bir litre suyun ölçüsü bir tane yumurta beyazı bir diş sarımsak arkadaşlar bunu da birçok takipçilerim yazıyorlar ne kadar su kullanıyorsunuz ben sizlere bir litrelik suyun ölçüsünü paylaşıyorum arkadaşlar fazla koymayın Kürlerinizle fazla koymayın suyunuzu da bakın bu şekilde güzelce yine karıştıracağız karıştırmamız gerekiyor iyice çırpmamız gerekiyor yumurta beyazını da Evet şimdi bunu bu tarafa koyalım. Fıs fıs şişemizi alalım. Hem yapraklarından hem köklerinden besleyeceğiz. Böyle bir süzgencim de var. Onu da buraya koyalım arkadaşlar. Süzelim ki fıs fıs şişemizin gözünü kapatmaması için süzeceğiz. Yarısını süzeceğiz. Yarısını köklerinden vereceğiz. Köklerinden de bir çay bardağının ölçüsünde vereceğiz. Evet bu şekilde güzelce süzeceğiz bu kürü. Eğer hemen bu kürü yapıp vermek istiyorsanız bir tane yumurta beyazı kullanabilirsiniz. Ertesi günü yapıp vermek istiyorsanız biriktirdiğiniz yumurtanın kabuklarını suda bekletin. O şekilde verin arkadaşlar çiçeklerinizi. Evet şimdi bakın bu şekilde. Her tarafını güzelce püskürteceğiz. ıslatacağız. Bu işlemi kürler olarak 10 gün aralığıyla yapmamız gerekiyor. Yapraklarından beslememiz gerekiyor. Her gün olarak da normal suyla beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun da bu şekilde her tarafına püskürtelim ki şekerimizin hem yaprakları beslensin hem yaprakları yıkanmış olsun böyle yaprak altını da püskürtmeyi unutmayın. Yaprak altını her tarafına püskürtmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde hem dezinfekt etmiş olursunuz arkadaşlar. Hem çiçeklerinizin yaprak altına yaprak üstünü yıkamış olursunuz. Püskürtmüş olursunuz. Şimdi buradan da alıyoruz. Her bir saksınıza bir bardak ölçüsüyle güzelce ikram ediyoruz ki çiçeklerimizin de kökleri aktifleşsin. Yorulmasın. Bakın buradan da bir bardak vereceğiz. Safiyet olsun kızınıza. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Çiçeklerimizin 10 gün aralığıyla duş altında yıkamayı da unutmayın. Çünkü yıkanmayı, temizlenmeyi çok seven bir bitkidir barış çiçekleri. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.